Merhaba arkadaşlar ben Alpışık YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelenler için Bitcoin ve altcoin konuları hakkında videolar çekmeye paylaşıyorum. Bilebildiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum bildiklerimi. Şimdi bugünkü konumuz Segwit. Bildiğiniz gibi son günlerde piyasada oldukça fazla bir hareketlenme var Segwit ile ilgili. Şimdi Segwit'in çok teknik detaylarını anlatırsak video çok sıkıcı olacaktır. Çoğu arkadaş izlemeden çıkacaktır. Şöyle söylemek gerekirse Bitcoin'de eskiden transfer yaptığınızda çok komik ücret ücretler ödüyordunuz. Yani birisine Bitcoin gönderirken işte 0.01 Bitcoin, işte en fazla 0.1 Bitcoin falan o şekilde komik ücretler ödüyorduk. Çok düşük ücretler ödüyorduk ve bu Bitcoin'in çok büyük bir avantajıydı. Küçük boyutlu ödemelerde düşük ücretle göndermek çok büyük bir avantajdı. Fakat Bitcoin'de şöyle söyleyelim, çok fazla kişi kullanmaya başladığı için belki de spam saldırısı olduğu için çok fazla böyle insanlar spam saldırısı yapmak için ufak ufak miktarlarla Bitcoin gönderip kapasiteyi şişirmeye başladığı için son zamanlarda Bitcoin ücretleri çok fazla artmıştı. Nasıl artmıştı? Mesela birisine bir bit atıyorum işte şöyle diyelim bir dolarlık bitcoin gönderiyorsun sadece. Madenci ücreti olarak da bir dolardan fazla ücret ödemeniz gerektiği bir saçma sapan durumlar oluşabiliyordu. Büyük boyutlu işlemler için mesela 1 milyon dolar gönderdiğinizde yine 1 iki dolar ücretle göndermek çok hani pratik ve hani verimli bir şekilde gözükse bile genel günlük kullanımda çok ufak ücretler 5 dolarlık 10 dolarlık gönderirken bitcoin transferleri yaparken burada 1 dolarlık 2 dolarlık hatta hatta bazı durumlarda çok daha fazla fi yani madencilere ücret ödendiğinde bu bitcoin'in pratik anlamda kullanımını ciddi bir şekilde etkilemişti diyebiliriz. Kötü yönde etkilemişti bitcoin'in bu şekilde ücretlerinin artması. Hani ufak miktarla bitcoin transferlerinin önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Bunun için ilk çözüm Segwit'ti. Segwit hem transaction malleability bazı tip sorunları çözüyordu. Aynı zamanda bu ölçeklendirme problemi için bir çözüm niteliğindeydi blok boyutunda şöyle söyleyeyim blok üzerinde yapılacak bazı işlemlerin değiştirilmesiyle birlikte o teknik ayrıntılara girmeyeceğim. Çok daha ucuza Bitcoin gönderebileceğiz. Hani son kullanıcıyı ilgilendiren kısım, aslında hani sizi ilgilendiren kısım Bitcoin cüzdanınızdan birisine Bitcoin atarken Altta bulunan işte fi madenci ücreti denilen kısımdaki ücreti Artık daha ucuza bir şekilde gönderebilmenizi sağlayan bazı gelişmeler yapılmaya çalışılıyor Şimdi bununla ilgili önemli şeyler var bildiğiniz gibi bu ilk önce litecoin'de yapılmıştı litecoin'de Segwit başarılı bir şekilde Şu anda çalışıyor işleme alındı bu bitcoin içinde uzun süredir tartışmalar söz konusuydu. Bitcoin'in işte bu yüzden ikiye ayrılabileceği işte fork oluşabileceği şeklinde bahsediliyordu. Ve geçtiğimiz haftaya kadar piyasada ya oldukça karamsar bir hava vardı. 1 Ağustos tarihinin bitcoin'de çok ciddi bir işte hani ayrılmaya böyle bir krize neden olacağı şeklinde bir hava. Söz konusuydu ve ben de bir tane Video çekmiştim 1 Ağustos'tan önce yapmanız Gerekenler diye böyle bir kötü durum Oluşursa bitcoinlerinizin kendi elinizde Bulunmanız gerekiyor yani bitcoin'in Private key'inin sizde bulunması gerekiyor Duruma göre artık hangi işte Bölümü olursa hangi zincirden Devam edilirse ona göre kendiniz pozisyon Alabilirsiniz bitcoin borsalarında tutmayın Bakın onlar sizin yerinize karar Alır bitcoin'i yatırmayı çekmeyi Kapatırlar mağdur olursunuz şeklinde Bir video çekmiştim o video çok çok Fazla izlendi çok teşekkür ederim çoğu arkadaş hani kendi cüzdanına çekti şeklinde çektim işte iyi oldu falan şeklinde mesajlar attı. Şimdi bakın burada Twitter'da da sizde paylaşmıştım. Takip eden arkadaşlar bilecektir. Mesela işte büyük bitcoin borsaları BTC olsun Coinbase olsun. Burada Coinbase'e eklemeyi unutmuşum. Onlar da işte 1 Ağustos tarihinden önce bitcoin yatırma çekme işlemlerini tamamen durduracaklarını söylediler. Bakın BTC de böyle bir şey yaptı. Onun dışında local bitcoins bile işte local bitcoins bildiğiniz gibi hani biraz bitcoin borsası gibi değil de birisiyle buluşuyorsunuz. işte bitcoin elden alım satım yapıyorsunuz. Onun dışında site üzerinden de direkt escrow üzerinden yani site üzerinden de direkt bitcoin alım satımı oluyor bu şekilde kişiden kişiye. Burası bile işte Ağustos 1 Ağustos tarihinde işte bitcoin yatırma çekme işlemlerini durduracaklarına bir takım önlemler alacaklarını söyledi. Onun dışında ben yine bir tweet atmıştım. Hani ülkemizdeki bütün yerel bitcoin Bitcoin borsalarını da işte teklerek siz ne yapacaksınız 1 Ağustos'ta ne yapacaksınız hani gümbür gümbür geliyor bu tarih sonuçta bundan kaçış yok ne yapacaksınız şeklinde yapmıştım mesela coin'im buna cevap niteliğinde bir mail attı işte 1 Ağustos tarihinde bakın şöyle mailde siz de okuyabilirsiniz 1 Ağustos tarihinde işte bitcoin bu süreçte bitcoin yatırma çekme güvenlik önlemlerini devreye alacağız şeklinde onun dışında Bakın burada yazıyor 31 Temmuz tarihinde 1 Ağustos'tan önce bitcoin yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulacaktır. Yani sizin borsadaki bitcoin'izi çekemeyeceksiniz. Bitcoin'i benim sizi uyardığım şekilde herhangi bir şey olması durumda orada yine coin'imin hangi zinciri takip edeceğinizi kalmış durumdaydınız. Bu yüzden Bitcoin'lerinizi daha önceden bu tarihten önce çekin. Kontrolü sizde olsun. Private key sizde değilse Bitcoin sizin değildir şeklinde uyarımı yapmıştım. Şimdi bu olumsuz hava biraz dağıldı. Bu olumsuz hava şöyle dağıldı. Hard fork'un yani Bitcoin'in ayrılmasına, iki tane Bitcoin'in ortaya çıkmasını engelleyecek. Ya yani bu olasılığı çok çok fazla düşürecek. Bip 91 şeklinde bir tane çözüm vardı. Bunun %80 üzerinde hash rate alması gerekiyordu. Yani şöyle bunu da çok basitçe şöyle yapalım. Bitcoin madencilerinin %80'i işte ayrılmasın. Böyle bir tane çözüm bulduk. Ayrılmadan devam edelim şeklinde yapalım. Aslında tam olarak böyle değildi. Hani çok basitleştirsek böyleydi. Şimdi bu %80'e çıktı. %75'e indi. Yine bahsettiğim uyardığım gibi bu Ağustos öncesi 1 Ağustos öncesi çok büyük dalgalanma olacağından bahsetmiştim. Madencilik havuzları bunu biraz kullandı. İşte mesela %80 olması gerekiyordu. Sinyal vermeleri yüzde 80 işte madenciler sinyal verecekti bu bip91 için bazen yüzde 85 oldu bitcoin fiyatı hemen artmaya başladı o segwit geliyor sonra bir baktık yüzde %75 75'e çekildi 77'ye falan çekildi böyle biraz bununla oynadılar o arada da ciddi dalgalanmalar oldu ama en sonunda işte ortak bir karar verip yüzde 80'in üzerinde kilitlendi bu şu anda yüzde 96 gibi zaten çok ciddi bir miktarda şimdi ne oldu bakın burada bip91 locked in diyor şimdi olan şey şu ee, ne yapacaklar? Ben şimdi CoinDesk'te bir tane makale buldum. Oradan size açıklayayım. Hatta şöyle açayım onu. Şimdi 336 blok boyunca şu anda da burada 336'nın bakın 285 kalmış. Ee, şu demek oluyor. Grace period taking about two and half a days diyor. Yani iki gün 2-2,5 buçuk gün aralığında 2 and half days 2-2,5 gün aralığında bu 336 blok bulunana kadar ki şu anda kaç kalmış? 285 kalmış. İşte lütfediliyor. Diğer madencilerin artık hani bu BIP 91'e geçmeyenler ki reject edilecek, reddedilecek. Yani şöyle biz işte Bitcoin madencileriz. işte mining yapıyoruz, ediyoruz. Kendi aramızda %80'imiz işte bir şey anlaştık. Geri kalan anlaşamadı. Biz artık diyoruz ki biz bu yoldan gidiyoruz sizi reddedeceğiz sizin bulduklarınız bloklar reddedecek, size de bunun için yeterli bir süre veriyoruz bakın 2-2,5 gün 285 tane blok daha bulunacak bir blok ortalama işte 10 dakika sürüyor o da 2-2,5 gün ediyormuş tam hesaplamadım yani bir blok ortalama 10 dakika sürecek 285 blok sonra artık o bize katılmayanları reddetmeye başlayacağız bakın buradan devam edelim İşte bunun reddedileceğinden bahsediliyor e, reddedilince ne olacak tabii ki işte BIP 141'i desteklemeyenler burada reddedilmeye başlayacak. Yani koordineli bir şekilde geçilecek diyebiliriz. Öyle pat diye bir anda geçilmiyor. Çünkü kimsenin de orada mağdur olmaması gerekiyor. Onun dışında şöyle olacak. İşte bu hani bunlara lütuf edilen bu süre, diğer madenciler için lütuf edilen süre bittikten sonra bildiğiniz gibi mesela şuradan da açalım. Bitcoin zorluk derecesi 2016 blokta 1 değişiyor. Bu da yaklaşık 2 haftaya denk geliyor. Bu süre bitince şuradaki 280 civarı blok bitince 2 haftalık bir süreç başlayacak. Bu 2 haftalık sürecin sonunda hani Segwit'e geçiyoruz. Segwit'te ilerleyebiliyoruz. Segwit gerçekleşti gibi. Oradaki haberler ondan sonra gelecek. Şimdi 2 hafta biter bitmez. Ya iki hafta sonra segwit'e geçti bitcoin her şey çok güzel değil. Niye diyemiyorum? Şöyle diyebiliyorum. İşte hala bu pullar sıkıntı çıkarabilir. Bazı şeyler yapmaya çalışacaklardır. Spekülatif amaçlı bu iki hafta yine fiyatı böyle oynatmak için bazı şeyler yapacaktır. Yok işte vazgeçtik şöyle oldu böyle oldu. Şu an biraz zor gözüküyor bu süreç. Yani bu kilitlenme olduktan sonraki süreçte bu biraz daha zor gözüküyor. Ama ben yine de hani şöyle söylüyorum. Tamamen bu işte karamsarlıktan değil. Şu anda hani şey örtüsü kalktı. O karamsar örtü kalktı. 1 Ağustos'ta Bitcoin bölünüyor falan. O kısım geçti. Örtü kalktı. Tabii ki de yine Bitcoin'lerinizin kontrolünün sizde olması her zaman için çok daha iyidir. Ama şu anda gidişat olumlu. Yani Segwit süresince bu şu 285 blok bittikten sonra da bir sonraki zorluk seviyesi için 2016 blokun beklediğimiz sürece girdikten sonra gerçekten aslında olumlu bir sürece girmiş oluyoruz. Bitcoin'de Segwit'in bu şekilde gelmesi işte blok şöyle söyleyeyim işte transferlerdeki yüksek ücretin düşmesi gibi bu tabii ki piyasada olumlu karşılandı. Bakın onu da şu şekilde göstereyim. Şimdi bildiğiniz gibi mesela geçtiğimiz haftalarda şöyle gösterebilirsem bir 1800 dolarlara kadar düşmüştük. Bakın şurada 1972 1800 dolarlara kadar düşmüştük. Yani bu düşüşten sonra işte çünkü çok ciddi bir karamsar bir hava vardı işte 1 Ağustos günü Bitcoin bitecek yanacak ve gerçekten de durum o şekilde gösteriyordu borsalar falan da Bitcoin yatırmayı çekmeyi kapatacağız hatta ve hatta hani videoda da paylaşmıştım işte Bitcoin Talk'ta Bitcoin göndermeyin almayın o günde Bitcoin kabul eden bir dükkanınız işletmeniz varsa bunu o gün kabul etmeyin işte bir Ağustos'un bir gün öncesinden başlayacak şekilde kabul etmeyin falan böyle bir şey vardı. Fakat bu Bip91'in başarılı olması ve Segwit sürecinin kilitlenmesiyle birlikte bakın 1970 dolarlarda 2009 dolar tam 1000 dolar arttı Bitcoin fiyatı. Yani çok çok kısa bir süre içerisinde. Bakın burada da gözüküyor işte 18 Temmuz'dan biraz daha önceydi. Şu anda 21 Temmuz 3-4 gün içerisinde çok ciddi bir 1000 dolarlık artış oldu. Bu Bitcoin tarihinde de çok hani ciddi bir artıştır. Rekor seviyesinde bir artıştır. Kısa sürede olan artışlara baz aldığımızda 24 saatli olarak aldığımızda özellikle ciddi bir artıştır. Piyasa bunu olumlu karşıladı. Tabii ki de olumlu karşılayacaktı. Çünkü hani sonuçta Bitcoin tekrar çalışmaya başlayacak. Düzgün bir şekilde işlemeye başlayacak. Segwit aslında yapmak istediğimiz buydu. Yani temel olarak Bitcoin'in yine her zaman gibi düşük boyutta işlem ücreti bile yani düşük işlemlerde bile 1 dolar 2 dolar gönderirken bile düzgün bir şekilde çalışması her zaman bitcoin yatırımcılarının hoşuna gidebilecek bir şeydir. Son gelişmeler bu şekilde Twitter'dan genelde hani video çekmeye vakit bulamadım da Twitter'dan gelişmelerle ilgili mi e, paylaşımlar yapıyorum onun dışında şu anda beklediğimiz olay şurası xbt.eu adresinden siz de bakabilirsiniz Şu anda bu 285 bloğu bekliyoruz bundan sonraki 2 haftalık süreçte 2016 blokta kitlenecek segwit süreci O sürece geçtikten sonra o sürecin sonuna doğru belki de yeni bir video çekerek son durum şöyle oldu böyle oldu madenciler Yine şöyle bir ters yaptılar falan filan şeklinde bir şey olursa ki Olmaz diye umuyorum ben hani olumlu konuşayım şöyle süreç aslında güzel gidiyor benim beklediğimden daha iyi bir şekilde aslında Bip91'in %80 madencilerin desteğini alması biraz sürpriz oldu diyebilirim o karamsar hava bir günde tersine döndü hani bir sabah kalktım bir baktım ciddi bir şekilde Bip91'e destek vardı. Madenciler orada bir ters dönüp hani olumlu bir şekilde oldu gelişmeler. O yüzden ben de her şeyin olumlu olacağını düşünüyorum. Segwit süreci şu anda başarılı bir şekilde geçiyor ama Segwit'e geçilmedi. Hani bahsettiğim gibi süreç bu şekilde ilerleyecek. Haber siteleri falan filan şey yapmaya başlayacaktır işte şimdiden bile başladı. Bitcoin'de sorun çözüldü, Segwit'e geçildi falan. Ne zaman geçileceği kesinleşince zaten hani video çekip sizlerle de paylaşırım son olarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim Bitcoin ile ilgili böyle gelişmeleri paylaşmaya çalışıyorum çok fazla teknik gelişmeleri artık böyle sıkıcı olmayan bir şekilde oldukça basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum Umarım hoşunuza gidiyordur takip etmeye devam ederseniz sevinirim hoşça kalın